TopSolid programı çalıştırıldığında karşımıza ilk gelen pencere Open penceresidir. Bu penceredeki New düğmesi ile yeni bir sayfa açma işlemine başlanır. Oluşan New Document isimli diyalog penceresinin üst kısmında TopSolid programına yüklediğimiz modüller, alt bölümde ise koordinat sistemi ve birimlerin yer aldığı seçenekler görülecektir. Uygun olan seçenek mouse sol tuşla işaretlenir ve OK tuşuna basılarak yeni bir çalışma sayfası açılmış olur. Şimdi de TopSolid programının arayüzünü birlikte inceleyelim. En üst satırda içinde TopSolid çizim komutlarını barındıran çekme menü, başka bir deyişle kayar menü dediğimiz menüler bulunmaktadır. Bu menüler mouse sol tuşla işaretlenerek aşağı doğru açılır. Uygulanacak komut yine mouse sol tuşla işaretlenerek çalıştırılabilir. Komut çalıştırıldıktan sonra oluşan satıra iletişim satırı veya ileti satırı diyoruz. Komut ileti satırında komutu yönlendirmek üzere bazı opsiyonlar bulunmaktadır. Bu opsiyonlar mouse sol tuşla seçilerek uygulanabilir. Veya en sağdaki opsiyon yine mouse sağ tuş kullanılarak otomatik olarak seçilecektir. Çekme menülerin altında standart araç çubuğu bulunmaktadır. Standart araç çubuğu üzerinde çalışmalarımızda ve projelerimizde çok sık kullandığımız bazı komutların kısa yol ikonları ile sayfa, çizgi, renk gibi düzenlemeler yapabileceğimiz bölümler bulunmaktadır. Bunlardan birkaç tanesini örnek verirsek, New Document yani yeni bir çalışma sayfası açma, Open kayıtlı bir dosyayı açma, Save dosyayı bir isimle kaydetme, Save As farklı bir isimle kaydetme, Print çıktı alma, Global Undo ve Undo geri alma işlemleri, Delete silme işlemleri, Modify, Insert gibi komutların kısa yollarının yanında düzenleme opsiyonları da mevcuttur. Örneğin Zoom, görüntü modları, render seçenekleri, renk seçenekleri, nokta tipi seçenekleri, çizgi tipi seçenekleri ve tarama deseni seçenekleri gibi. TopSolid programının arayüzünde default olarak sol tarafta bir bağlam çubuğu oluşur. Bu bağlam çubuğu üzerindeki ikonlar sayesinde istenen menünün araç çubukları aktif hale getirilir. Örneğin Curves ikonuna mouse'un sol tuşuyla tıklıyorum ve Curve menüsünün içindeki komutların bulunduğu araç çubuğu aktif hale geliyor. Bu araç çubuklarına istediğimiz komutu ekleyebilir veya çıkartabiliriz. Bunun için yapmamız gereken Tools çekme menüsündeki kostümüze seçeneğini işaretlemektir. Command sekmesiyle sol taraftaki pencerede komut kategorileri, sağ tarafta ise komutlar bulunmaktadır. Curves seçeneğini mouse'un sol tuşuyla işaretliyorum ve eklemek istediğim komutu mouse'un sol tuşuyla tutarak araç çubuğunun içine bırakıyorum. Aynı şekilde araç çubuğun içindeki ikonları da mouse'un sol tuşuyla geri almam mümkün. Diğer sekmede ise
bağlam çubuğuna bir kısa yol ikonu oluşturup kendi araç çubuğumuzu oluşturabiliriz. Bunun için New düğmesine tıklıyorum ve kısa yol ikonuna bir isim veriyorum. Command sekmesine geçiyorum ve oluşturduğum araç çubuğuna istediğim ikonları ekliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken husus, eğer komutun yanında sistem bar ifadesi varsa bu kısa yolun sadece standart araç çubuğuna ait olduğunu bilmeliyiz. Kendi araç çubuğumu istediğim şekilde oluşturabilirim. Restore seçeneğiyle bağlam çubuğunu default hale getirmem mümkündür. Yine Tabsolut arayüzünün alt bölümünde bir durum çubuğu mevcuttur. Bu durum çubuğunda bize bazı bilgiler sunulmaktadır. Örneğin X, Y, Z koordinatları gibi, mod gibi, tolerans, transparanlık derecesi yani saydamlık derecesi, çalışma layer'ımız, aktif olan layer bilgiler bize verilmektedir. Alt kısımda ise layer araç çubuğu mevcuttur. Buradan istediğimiz layer'ı aktif hale getirip kapatabiliriz.